18 Haziran Pazar günü Titanic'in enkazını görmek için 4000 metre derine dalmayı amaçlayan 5 zengin maceracı, içinde bulundukları Titan isimli denizaltının yaklaşık 3000 metre derinlikte basınçtan dolayı parçalanması sebebiyle hayatlarını kaybetti. Peki hiç düşündünüz mü, nasıl oluyor da 112 yıldır denizin dibinde neredeyse hamura dönüşmüş Titanic'in enkazı olduğu gibi duruyor da karbon ve titanyum karışımı yeni bir denizaltı paramparça oluyor? Basınç neden Titanic'in enkazına hiçbir şey yapmıyor? Bunu açıklamak için en iyi örnek sıradan bir balon patlaması. Balonu şişirmek için ciğerlerimizden güç harcayarak hava dolduruyoruz ve balonun içindeki basınç dışarının basıncından daha yüksek oluyor. Yani bir eşitsizlik oluşmuş oluyor. Ve balonda küçücük bir delik açıldığında ya da balonun çeperlerinin dayanamayacağı kadar hava şişirildiğinde iç ve dış basınç milisaniyeler içinde eşitleniyor ve bu da balonun patlamasına neden oluyor. Ama çok enteresan bir durum var. Bu örnekte balon denizaltı değil, okyanusun bizzat kendisi. Yüksek okyanus basıncı denizaltının düşük kabin basıncı ile karşılaştığında bütün okyanus adeta balonun patlaması gibi denizaltının kabin boşluğuna doğru patlıyor. Ve dolayısıyla denizaltı bu şiddetli basınç dengelenmesi esnasında parçalara ayrılıyor. Titanic'in enkazına basınçtan hiçbir şey olmamasının sebebi Titanic'in her yerinde basınç eşit derecede sabit olduğu için. Çünkü Titanic kapalı bir ortam değil. Her yerine okyanusun suları girmiş durumda. Dolayısıyla hiçbir basınç farkına maruz kalmıyor. Bu durum yüzeyde de aynı şekilde işliyor. Her birimizin üzerinde yaklaşık 16 ton hava basıncı var. Bütün atmosfer üzerimizde duruyor. Normalde bizi ezmesi gerekirdi. Fakat aynı Titanic'in enkazı gibi bize de hiçbir şey olmuyor. Çünkü vücudumuzun iç basıncı ve dış atmosfer basıncı birbirlerine eşit. Bir basınç farkı olmadığı için üstümüzdeki muazzam atmosfer bize zarar vermiyor. Fakat atmosferden ayrılıp uzaya çıkarsak eğer, uzayda hiç basınç olmadığı için vücudumuzun kendi iç basıncından dolayı aynı balon gibi şişiyoruz. Yani bizi ezmesi gereken atmosfer aslında yaşamamızı sağlıyor. Kullandığımız yıkıcı silahlar da bu prensiple çalışıyorlar. Mesela el bombası ya da füzeler içerisindeki kimyasalların tepkimesiyle atmosfer basıncının çok üstünde bir basınç oluşturarak muazzam bir patlamaya sebep oluyorlar. Merminin kovanın içindeki barut da aynı şekilde atmosferden daha yüksek bir basınç oluşturarak çekirdeğin fırlayıp gitmesine neden oluyor. Tüm bu senaryolar tıpkı yer çekimi gibi bir fizik kuralı olduğu için bu şekilde işliyorlar. Evrenimizdeki pek çok ilginç olaydan biri sadece. Neden öyle olduğunu bilmiyoruz. Bir kural olduğu için sadece sonuçlarını görüyoruz.